Hoş geldin İlyas. Sağ ol Hamit kardeş. Sen de sağ ol. Kız, ne var? Ne koşup duruyorsun? Hiç, Remziyelere gidecektim de. Ne oluyor orada? Her Allah'ın günü bir Remziye tutturmuşsun. Remziye aşağı, Remziye yukarı. Fakat baba... Olur mu bey? Yardıma gitmezse aile arasında ne derler sonra? Anladık, anladık. Bak, hava kararmadan eve döneceksin. Yoksa alırım ayağımın altına ha. Ayrola İlyas, gidiyor musun? İlyas gazlar, anlarsın ya. Gece vilayette kalacaksın anlaşılan. Ha, iyi bildin Hamit kardeş. Eyvallah. Yolunu gözlüyorum İlyas, başına bir şey geldi diye öyle korktum ki. Korkulacak bir şey yok. İşlerim vardı. Vilayete ineceğim birazdan. Dönmeyecek misin? Bize göre bir ev tutacağım orada. Şöyle iki göz oda olsa yeter. Sevindin mi? Ah, sevindim tabii. Şey, sana bir şey diyeceğim ama. Yoksa... Doğru demek. Bir ay oldu. Vilayetten döneyim, yarın kendim konuşacağım babanla. Rıza amca, vaziyet böyle böyle, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle ver kızını bana diyeceğim. Sen babamı tanımazsın. İnatçıdır, tutturduğumu yolundan döndüremezsin. Ya vermezsin? Bendeki inat ondan baskın çıkar. Laf dinletemedik mi kendi bilir. Çekerim seni kolundan, alır götürürüm bir yıldırım nikahı. Hemen evleniriz, vilayete yerleşiriz o zaman, yuvarlanır gideriz. Ne var ki büyüğümüzdür onlar, kalpleri kırılmaz. Maksat hırgür çıkarmak değil, güzellikle halletmek. Anne, gergef işliyorum. Remziyelere gitmiyor musun? Birazdan giderim anne. Hadi sallanma, gidip yardım et kıza, sonra söz olur aile arasında. Peki anne. Ha, kahveye bak, baban oradaysa gelsin. Babamı gördün mü Hamit abi? Demin kahvedeydi ama... Hıdır amcayla beraber gitti galiba, bir şey mi vardı? Annem çağırdıydı da. Gelince söylerim bacım. Güle güle bacım. Hiç üzülme amcaoğlu, bir yanaşalım gerisi kolay. Davran amcaoğlu, fırsat bu fırsat. Kapıp götürelim. Sırlamana, yürü! Yürü! Hadi!
ver sana! Dur! Ve... Hay Rostu Bey! Ben bilirim bizim orada sana yapacağımı! Dur diyorum! Uğraştırma beni! Dur! Ne tarafa kaçırdılar kızı? Vallahi bilemiyorum. İstasyonun arka tarafına gittiler. Hasan'la Cemil olduğuna emin misin? Ekmek çarpsın ki onlardı. Seni çabuk tut bizim oğlan. Şu kaltağı iyice ıslat da yorulduğumuza değsin. Bırakın. Ben bilirim yapacağım amcaoğlu. Bırakın beni! Kim oldu? Aysel bacımı kaçırdılar İlyas. Kim? İbrahim'in Hasan'la amcaoğlu Cemil. Susurluk'taki bağ evine götürdüler anlaşılan. Elini kana bulama İlyas. Delilik etme. Hadi gir içeri. Gir. Dur. 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 Bırak. Dur. Çuval inciri berbat ettin.
kadar kötülük düşündülerse benim ne günahım var İlyas? Cümle alem biliyor seni buraya kaçırdıklarını. Her şeyi murdar ettiler. İlyas! Bu halimle beni bırakma buralarda. Yalvarırım İlyas! Allah'ım sen yardım et bana. Sen ortada bırakma. Bir emrin var mı abi? Sen bizim babamız sayılırsın. Sağ ol Hamid oğlum. Halimizi görüyorsun. Daha ne diyeyim? Bu iş fena koymuş adama. Baksana fukaranın haline. Artık bu memlekette satamaz o kızı. Elin oğlu daha kaldırmış. Böylesini kim evine gelin ister? Belki dokunmamışlardır kıza. Sen küllahımı anlat hacı baba. Namahrem olmuş mu bir kere? Doğru. Nerede o namussuz? İçeride. Evimizi iki paralık etti. Dur Allah aşkına. Yemin etti. Anlaşmalı gitmemiş. İyi düşün İlyas. Bu işte kızın hiçbir günahı yok. Sonra pişman olmayasın. Aysel benim için ölmüştür. Herkesin artık gözüyle baktığı birine ben nasıl karı derim? Kimsenin tanımadığı başka bir yere gider yuva kurarsınız. Dünya zannettiğin kadar büyük değildir. Günün birinde onu tanıyan biri çıkar karşına, bir laf eder, istemeden elin kana bulanır. En iyisi yüreğine taş basıp çekip gidersin buralardan. Yazık olacak kıza. Adı çıkmış bir kere, adı! Bu yükün altına hiç kimse giremez, sen girebilir misin? Hoş geldin bey. Ne var bey, hasta mısın? Sokakta yürüyemez oldum. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Vilayete taşınacağız. Haftaya kalmaz göçeriz buradan. Müdüre söyledim. Beni başka yere naklettir. Buralarda bırakırsan katil edeceksin dedim. Sersem sersem ne bakıyorsun yüzüme? Hadi içine! Selam köfteci. Hoş geldin İlyas abi. Hikmet buralarda mı? Geceleri Abbas'ın kumarhanesinde bulunuyor abi. Balo sokakta. Eyvallah köfteci. Bana bir oda ayır. Güle güle abi. Bağış istene. Bekle burada. İlyas diye biri seni istiyor. Nerede? Orada. Geç benim yerime. Vay hayırsız vay, nihayet bizleri hatırladın, özlettin kendini. Hoş geldin. Eyvallah, epey şişmanlamışsın. İşler iyi galiba. Şükür sayende, sen nasılsın? Bizim işler ıspanak. Biz kardeşiz, bir emrin varsa söyle. Bize bir kıyakçılık yaparsan gemiyi kurtarırız. Ayıp ettin, sen istedikten sonra her bir işe koşuluruz. Senin gibisi kolay mı bulunur? Kelleyi yeniden bu yola koyduk. Ya hep... Ya hiç. Oldu öyleyse. Gel bizim patrona götüreyim seni. Hadi. Yarın öbür gün anlamam ben. İki ustura atarsın suratına, deyus nasıl sökülür paralara bak. Nasıl emredersen Abbas abi. Madem istiyorsun bu gece hallederim. Sana çok sağlam arkadaş buldum ağam. Senin süslüğü o hale koyan arkadaştır İlyas. Hoş gelmişsin İlyas bey. Sağ ol. Razı gelirsen hep beraber bir iş çevireceğiz. İnşallah. Sana biraz para vereyim, lazım olur. Önce iş, sonra para. Sağ ol. Ah,
Ay sen! Ne oldu yavrum sana? Aç gözlerini! Bir şeyim yok anne. Geçti. Başım döndü de biraz. Gel yavrum, yaz sen bana. Nen var yavrum? Neden ağlıyorsun? Derdini söylemeyen derman bulamaz. Hadi anlat bana. Ben mahvoldum anne. Artık kimselerin yüzüne bakamam. Söyle kızım, ne oldu sana böyle? Hamileyim anne. Ne? Kimden kız? Anlatsana kimden? Yoksa... Şoför İlyas'tan. Çok seviyorduk birbirimizi. Ama sana yabancı eli değdi deyip yüzüstü bıraktı beni. Bu çok fena oldu. Baban duymasın. Haber alırsa ikimizi birden keser. Hem yüreğine iner adamın. Bir bahane uyduralım Aysel. Sen İstanbul'a İfaka teyzenin yanına git. Çocuk burada doğmasın. Al şu parayı. Kara gün için lazım olur diye bir kenara koyduydum. Fazla bir şey değil ama seni İstanbul'a götürür. Giderim anne. Hem de bugün. Sen merak etme. Başınıza dert olmam. Çeker giderim. Tam 50.000 tane var bu mermilerden. Abbas Bey yükünü tutacak desene. Tamam, hepsini yükledik. Polis! Çabuk sıvışalım. Yazık! Suçüstü yapacaktık, kaçırdık herifleri. Gelin. Kıpırdama polis! Arayın etrafı, üstünü de. Gene karşılaştık İlyas. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Biz her dükkana post bırakacak tilkilerden değiliz. Hayrola, bir yanlışlık var galiba. Bunu bulduk şef, yalnız kilitli. Ver anahtarını, vallahi kaybettim. Kırın. Cahilliğimizi gideriyoruz. Yürü müdüriyete. Biraz talim ettirirsek cahilliğin gider. Biz talime alışkınız komiserim. Canın sağ olsun.
Beni iyi tanırsın İlyas. Fazla yormadan söyle, mallar nerede? Vallahi benim maldan falan haberim yok. Bak arkadaş, sana zaten gıcığım var, beni çileden çıkarmadan söyle. Demin elimden kurtuldun ama suç ortağını yakaladım. Biraz okşadım, bülbül kesildi. Her şeyi biliyorum. Sayın komiserim, sen biliyorsun ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Öbür herifi getirin bana. Başla. Kim bu adam? İyi bak. Kasaplık mala benziyor. Yani tanımıyor musun? Peki, sen de tanımıyor musun bunu? Vallahi komiser bey, hayatımda ilk defa şimdi gördüm. Yalan söylüyorsun. Gene yakalarım, o zaman hiç affetmem ha! İnanın ki doğru komiser abicim, yalanın varsa ekmek kuran çarpsın. Bunu bırakın gitsin. Sağ ol, Allah senden razı olsun. Hadi. Komiser abicim. Şu malları nereye sakladığını söyle de kurtul. Konuşmazsan yüreğim sızlayacak. Ama eski günleri hatırlamaya mecbur kalacağım. Benim de yüreğim sızlıyor sayın komiserim. Size faydalı olmak isterdim ama vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Ben masumum. Geçmiş olsun. Biz de sana bakıyorduk. Ne o? Ters o bir durum mu var? Bilmem, patron istiyor seni. Hadi. Herifi tek başına bıraktınız, iyi halt ettiniz. Bülbül gibi konuşur, her şeyi bir bir anlatırsa ne olacak? İmkanı yok Abbas'a. Delikanlı çocuktur. Kelleyi verir, bizi ele vermez. Poliste bile beni tanımadı da paçayı kurtardım. Kodesi atarlarsa derhal bulun. Malın yerini bildirsin, hissesini verelim. Bir halt işlediniz, temizleyin hadi! Peki. İlyas, ziyaretçim var. Geçmiş olsun. 5 yıl vermişler. Hepimiz çok üzüldük. Sağ ol. Abbas bey bir şeyler yolladı. Müdüriyete senin için para da yatırdı. Ayrıca malı sakladığı yeri söylesin, hissesini veririz dedi. Abbas bey'e benden selam götür. İlyas malı nereye koyduğunu unutmuş, çıkınca hatırlarım diyor dersin. Dalga mı geçiyorsun? 5 sene yatacaksın İlyas, nasıl beklenir? Ben 5 sene yatmaya razıyım da, siz beklemeye değil misiniz? Son sözün bu mu? Bu. Böyle söyledi demek. Evet ağam. Çıkışımı beklesin Abbas bey dedi. Bekleyeceğiz Hikmet. Çaresi yok, bekleyeceğiz. Vurduramayız onu. 300 bin liralık mal güme gider. Doğrusun ağam. İyisi mi göz kulak olmalı. Öyle. İlyas'ı boş bırakmamalı. İlyas usta, bir derdin mi var? Saatlerdir oturuyorsun. Uyku tutmadı. Bir ağırlık çöktü içime. Sanki çok kötü bir şey olacak.
Ya da oldum. Buralarda bir kösele fabrikası varmış. Nerede acaba? Kusura bakmayın. Buraların yabancısıyım da. Sağdan yürü bacım. İlerideki sokaktan gir. Seni götüreyim bacı. Oradan geçeceğim nasıl olsa. Buyur arabaya. Sağ olun ama... şey... Korkacak bir şey yok bacım. Buyur. Sağ olun. İşte bacım, tas tamam burası. Bana iyilik ettiniz. Allah da size kötü gün göstermesin. Eksik olma. Güle güle. İfakat teyze yok mu? Onu görecektim de. Onlar gideli 3 yıl oldu yavrum, damadı hepsini topladı, Sivas'a götürdü. Ne yapacaktın onu? Hiç, sağ ol teyze. Hayrola bacım? Geri dönmüşsün. Şey, gitmişler. Sivas'a gitmişler. Ne yapacaksın şimdi? Başka akrabalarım var. Onların yanına gideceğim. Sen ağlamışsın bacım. Hayır, ağlamam. Yerini söyle akrabalarına, ben bırakayım seni. Yok, ben kendim giderim. Size eziyet olmasın. Doğruyu söylemedim bacım. Başka akraban yok burada. Barınacak yerin de yok. Bak, hava kararmak üzere. Sokak ortasında böyle kalamazsın. Gel bizim fakirhaneye götüreyim seni. Korkma, bizden fenalık gelmez. İşte bizim fakirhane, burası sofamız. Şurada bir yatak odamız var. Burası da mutfak. Yalnız mı kalıyorsunuz burada? Ben zannetmiştim ki... Bir anam vardı, geçen sene sizlere ömür. Severdim anamı, çok severdim. Ama biraz aksiydi. Kız beğendiremedim ona. Saçıma ap düştü, gene yuva kuramadım. Neyse sen burada kal, ben Mehmetler'de yatarım. Aa, yalnız karnın acıkmıştır. Hazır yemek var mutfakta. Sağ olun. Hadi iyi geceler. Sabah görüşürüz. Eyvallah. Usta be, şu mektubu okuyiver bana. Okuyalım anam babam. Çek yanıma. Ninemden geliyor. Çok ihtiyar ama yiğit kadındır. Oğlum Mehmet, evvela selam ederim. İsmail amcangil, Kara Durmuş dayın, muallimi olan da selam ederler. Iraz kız da selam eder. Iraz kız çok güzelleşti, hopur hopur oldu maşallah. Göğün kızların içinde Iraz gibi boylu güzel kız varmış. Tam birbirinizi buldunuz gari. Allah birbirinize kavuştursun.
Bir şey mi var usta? Susuverdin. Sen bize boş ver. Arada olur böyle şeyler. Aysel. Bir derdin var senin. İçini kemiren bir sıkıntın var. Yarın gideceğim. Gidecek misin? Nereye? Nereye olursa. Sana yük oldum. Benim yüzümden kendi evinde, kendi döşeğinde bile uyuyamıyorsun. Ben memnunum halimden. Hiçbir şikayetim yok. Gitmeye mecburum. Kalırsan başına daha büyük dert açacağım. Yaptığın iyilikleri ömrüm boyunca unutamam. Yani sebep ben miyim? Bir kötülük mü gördün benden? Yoksa bir hata mı işledim? Hamileyim. Bir çocuk taşıyorum karnımda. Durmadan kımıldıyor. Doğduğu zaman ne olacak? Etraftan ne diyecekler? Senin için ne düşünecekler? Buna hakkım var mı? Gitmekten başka çarem var mı? Peki babası nerede? Bana yerini söyle, tutar yakasından getiririm, her şey hallolur. Kolay mı? Babasını bulup getirmek o kadar kolay mı? Birbirimizi seviyorduk. Ev tutmaya gitmişti o gün. Dönüşte evlenecekti. Fakat bir başkası girdi araya. Beni kaçırdılar. Durumu öğrenince erkekliğine yediremedi. Terk etti beni, terk etti! Sus artık! Ağlama! Sil gözlerinin yaşını, hiçbir yere gidemezsin. Bırakmam seni. Eğer razı olursan evlenirim seninle. Hemen evlenirim. Çocuğunu öz çocuğum sayar, kanım canım gibi basarım bağrıma. Aslında ben seni değil, sen beni kurtardın Aysel. Kalbimi açıp her şeyi yalansız dolansız söylediğim için bağışla beni, kusuruma bakma. Çok iyisin. Günaydın Nuri Bey, nur topu gibi bir oğlun oldu. Hey aslanım hey, durmasana, hadi, hadi, gir içeri. Ömrü uzun, rızkı açık olsun. Sağ ol bacı. Bu iyiliğini ömrüm oldukça unutmayacağım. Asıl ben sana çok şey borçluyum Aysel. Hayatıma bütün iyilikleri, bütün güzellikleri sen getirdin. Hem biliyor musun, kenara ayırdığım 3-5 kuruşu bir arsaya yatırdım. Ufacık ama güzel bir yuva kuracağız. Artık çocuğumuzu düşünmemiz lazım. Başımızı sokacak kendimize ait bir yerimiz olmalı. Buyur Müdür Bey, beni istemiş. Hadi gözün aydın İlyas. Savcılıktan kağıt yolladılar, tahliye oluyorsun. Aslında suçlusun. Gel gelelim delil bulamadık. Birazdan çıkıyorsun ama ayağını denk al. Bir daha elime geçirirsem ben sende boza pişiririm. Biz eski bozacıyız sayın komiserim. Bizi tanıyan hiç unutmaz. Sen iyi bilirsin bunu. Canın sağ olsun. Ne zaman getireceksin o parayı? Öbür gün Hikmet abi, vurma! Elini ayağını öpeyim! Öbür gün gelmezse yaktım çıranı! Defol! İlyas, yoksa kaçtın mı? Delil yetersizliğinden tahliye. İşi sağlama bağlamak için delilleri size getirdim. Yarısı sizin, yarısı benim. Helal olsun İlyas Bey, sağlam çıktın. Sağlam çıkma sırası şimdi sende. Deliller nerede? Paran hazırsa getiririm. Hazır. Tamam, oldu. İşte delil.
İşte paran. Bu hakkın, bu da bahşişin. Bahşişi sen garsonlarına, kapıcılarına ver Hafız Efendi. Biz delikanlı adamız. Hakkımız bize yeter. İlyas, hele bak, hele bak! Bu gece bir güzel rakı içelim. Sonra da bir pavyona gidelim, ha? Ne dersin? Hadi! Beni tanımadın mı İlyas? Yoksa unuttun mu? Görüşmeyeli yıllar oldu. İlyas, sen hiç değişmemişsin. Kafamla oynama lan. Hani birbirinizi tanımıyordunuz? Sayende tanıştık sayın komiserim. Bak, bu arkadaş da çok masum vallahi. Kendine mukayyet ol. Bir daha kıstırırsam canın sağ olsun. Hadi şerefe. Bu gece sakın bırakma beni. Eski günlerdeki gibi. Oğlun mu? Oğlum. Bu yıl ortaokula gidiyor. Babası? Babasının boynu altında kalsın. Bırakıp gitti. Biz de barlarda, pavyonlarda sürtüp çocuk bakıyoruz. Neyse boş ver. Görüşmeyeli sen nasılsın İlyas? Bir ara evlenmeyi düşünüyordum. Bir kız bulmuştun hani. Evlenemedik. Tabii evlenemezsin. Sana kim kız verir? Artık uslan İlyas. Uslansak da uslanmasak da bizim tren kaçmış kızım. Al şunu. Çocuğa bir şeyler alırsın. İşte Abbas Bey, burası. 28 ev var topu topu. Nuri Bey'in yerini saymazsanız geri kalanı ucuza kapatılacak cinsten. Nuri Bey'inki hangisi? Şu beyaz ev. Ona 3-5 bin fazla vermek icap edecek. Veririz. Bu işi kestirmeden hallet. Hepsinin elinden tapuları alalım, sana da açıktan 10 bin mükafat. Elimden geldiği kadar uğraşacağım Abbas Bey.
Çabuk haber getireceksin bana. Hadi eyvallah. Güle güle Abbas Bey. Güle güle. Abbas Bey'in teklifi makul. Evleri boşaltsınlar, her birine 12'şer bin lira vereyim diyor. Doğrusu cömert adam. Vallahi sizi bilmem ama benim işime gelir. O parayla yeni bir ev bulsam ben de kabul ederim. Siz ne dersiniz Nuri Bey? Hep susuyorsunuz. Cavit Efendi, arkadaşlara karışamam. Fakat ben taraftar değilim. Burası bizim yerimiz, yurdumuz oldu artık. Öz toprağımız oldu. Nuri Bey doğru söylüyor. Bu kadar uğraştık, didindik, birer yuva sahibi olduk. Neden bırakalım? Al benden de o kadar. Biz uğraştık, başkaları mı yesin? Senelerce dişimizden, tırnağımızdan arttırarak yaptık evlerimizi. Tam biraz rahat edeceğimiz zaman niye verelim? Haklı be! Nuri abi çok güzel söyledi. Doğru, vazgeçelim. Nereye gideriz sonra? Ben vazgeçtim, evimi satmıyorum. İyi etmedin Nuri Bey. Ayrıca biz seni Abbas Bey'le anlaştırırdık. Ben öyle karışık işlere girmem, Cavit Efendi. Mübarek olsun Nuri Bey. Çocuğun sünnetini haber aldık. Abbas Ağa çok sevindi. Hediyeler yolladı. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buyurun. Eyvallah. Şöyle yürüyelim. Gelmişken Abbas Ağam'ın ricasını söyleyeyim sana. Buyur söyle. Abbas Ağam diyor ki, şu bizim gece kondu meselesinde Nuri Bey inat etmesin. Biz onu sevindiririz diyor. Bak bunu yolladı sana. Tam 20.000 lira var içinde. Bu açıktan işin avantası. Senin yerin parasını da ayrıca verecek, he? Ne dersin? Rüşvetle bu işler halledilmez Hikmet Bey. Abbas Ağa'ya benden selam götür. Şahsen evim barkımı bırakıp buralardan çıkmak niyetinde değilim. Senin aklından zorun var galiba. Başına devlet kuşu konuyor da haberin yok. Neden bizi buradan çıkarmak istiyor? Abbas Bey'in kazancı çok büyük olmasa bana bu parayı yollar mı? Demek istemiyorsun. Peki öyleyse. Keyfin bilir Nuri Bey. Günah bizden gitti. Men var, sıkıntılısın. Yok bir şeyim. Neden söylemiyorsun bana? Çok fena üstüme geliyorlar Aysel. Kendim için değil, sizin için üzülüyorum. Şu Abbas Bey gene başına musallat oldu demek. Gidelim buralardan. Olmaz Aysel. Burası kendi toprağımız bizim, yuvamız. Ama huzurumuz kalmadı. Başka bir yerde her şeyi yeniden kurarız. Yeniden bir ev yapar yerleşiriz. Beraber olduktan sonra. Mahalleliye ön ayak oldum Aysel. Onları yüzüstü bırakamam. Bu Nuri Bey, keçinin biri patron. Abbas Bey'e selam götür, hediyesi onun olsun dedi. Laf dinletemedim. Şimdi bu araziden çıkmıyor demek. Etrafı da kışkırtıyor. Onu vuracaksınız, tamam mı? Hem başımızdaki beladan kurtuluruz hem de mahalleliye gözdağı olur. Var mısın bu işe? Varım patron. Gel gelelim ötekiler. Çok para vereceğim size. İlyas'la yap bu işi. Sessizce bitirir, adam başına 25.000 alırsınız. Tamam mı? Tamam patron. Bu işi oldu bil. Ne yapıyorsun? Fal bakıyorum. Büyük bir dümen var İlyas. İkimiz yapacağız. Adam başına 25.000. Ne dersin? Tıraşı bırak, işi söyle.
Birini eşek cennetine postalayacağız. İki kişi bir olup tek adamı vururlarsa adamdan saymazlar ya sen ya ben. Hangimiz? Tek mi çift mi? Tek gelirse ben, çift gelirse sen. Tamam mı? 8 çift geldi. Canını sevdiğim zar. İş sana yıkıldı. Hadi bakalım. Çenen düştü yine. Kalk, göster herifi. Biraz bekleyelim. Neredeyse çıkar. İşte şu murdar herif. Bu mu? Evet, o. Yanındaki karısı. O da çocukları. İçin koftiden bir iş bu. Tenhada kıstırıp sessizce mıhlayacaksın. Mangırları alıp keyfimize bakacağız, nasıl? Eksik evladım. Canın sağ olsun teyze, buyur. Allah razı olsun. Abbas yolladı değil mi? Kendisi gelemez, mutlaka birini gönderir, biliyorum. Daha önce de çok geldiler. Ben sonuncusuyum. Bundan sonra gelenler ancak mezarını ziyaret edecekler. Kendim için korktuğumu sanma. Ölürsem zavallı bir kadın ve bir çocuk sahipsiz, perişan kalacaklar. Bağışla beni. Kime bağışlayayım lan? Kime? Karına mı, çocuğuna mı? Çocuk yetimdir. Benim çocuğum değil. Evlendiğim zaman zavallı kadın hamileydi. Çocuk doğunca benimmiş gibi sevindim. Ona sahici baba olmaya çalıştım. Çocuk senin değil mi? Değil. Beni ona bağışlayın. Peki. Abbas Bey'le ne alıp veremediğin var senin? Bizim ev kurduğumuz arsaları ucuza almak istiyor. Razı olmadık diye. Baba, babacığım. Amcaya iğne mi yaptın baba? Evet oğlum. Hastalanmış bu amca. Merak etme amca, çabuk geçer. Amca, senin kılıcın var mı? Benim mi? Var ya. Getirir misin bana? Tabii getiririm. Bir dahaki sefere getiririm, tamam? Tamam. Bir dakika dur, ne olursun bir dakika. Az önce kocanı gördüm, iyi bir adama benziyor. Çocuğu da gördüm. O bizim çocuğumuz İlyas, senin oğlun. Beni yalnız ve perişan bıraktığın günden bu yana tek desteğim oğlumuz oldu.
Eksik olmasın Nuri de ona öz babası gibi davrandı. Onu canından çok sevdi. Çocuğun kimin olduğunu biliyor mu? Beni biliyor mu? Bilmiyor. Bilmez. Oğlumuz da bilmez. İlyas, buyur. İyi ettin geldiğine. Geç otur şöyle. Avratları terhis et, iş konuşacağız seninle. Gazlayın bakalım fıstıklar. Hayrola? Cilve yapmadan konuşacaksın benimle. Ayıp ettin. Sana kereğimiz olur mu? Biz bu Nuri Efendi'yi neden vuracağız? Mangır sayıyorlar anam babam. Suçu ne? Gözünü seveyim, suçundan sana ne İlyas? İşin pazarlığını kestik, vurmazsak yedi püsküllü belayı başımıza sarmış oluruz. Mangırımızı alıp işimizi bitirelim be kardeşim. Kardeş miyiz? Ayıp ettin. Tabii kardeşiz. Madem kardeşiz, sen bu işe karışma. Nuri'yi vurmayacak mısın yoksa? Vay it vay. Demek Nuri'yi vurmayacak, öyle evet mi? Bana sen bu işe karışma dedi patron. Bulanı getir bana. Aman patron, beni görürse sana her şeyi söylediğimi o saat anlar. Şeytan gibi herifsin be. Sayende ha. Tabii sana getirdim, alıyorum. Amca senin adın ne? İlyas. Benimki Ahmet. Arslanım, Ahmet'im. Ne güzel, ne cici çocuksun sen. Hı? Ah, baba, babacığım bak bak kılıcıma bak. İlyas amca getirmiş bana. Eksik olma İlyas Bey, zahmet etmişsin. Sen masal bilir misin? Biraz bilirim. Bizim fakirhaneye buyurun İlyas Bey. Soframızda ne varsa bölüşür hem de dertleşirdik. Kusura bakmayın, gitmem lazım. İşim var. Amca gel bize ne olur. Kırma bizi. Bak Ahmet de istiyor. Hadi buyur. Ayşen! Aysel, bak misafirimiz var İlyas Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne bak kılıcıma, İlyas amca getirdi. Ay, çok güzel. Buyur İlyas Bey, şöyle geç. Rahat ol gözünü seveyim. Bir şey içer miyiz? Sağ ol, istemem. Yemek hazır, şimdi sofrayı kurarım. Bu ev taranasıdır İlyas Bey. Bizim hanım doğrusu mükemmel yemek yapar. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Hadi bakayım benim bücür oğlum. Çok çok ye de çabuk büyü ya. Amca senin oğlun var mı? Yok yavrum. Olsaydı beraber oynardık. İşte böyle İlyas Bey. Abbas Ağa'nın derdi buraları bizden yok bağısını alıp bir fabrikaya devretmekmiş. Sonunda öğrendik. Amca senin atın var mı? Yok yavrum. Senin de hiçbir şeyin yok be amca. Bu gece bizim misafirimiz İlyas Bey. Sağ ol. Görülecek işlerim var biraz. Amca bana masal anlatır mısın? Tabii, tabii yavrum. İlyas amca, akrep neden girmemiş suya? Çünkü suya girerse boğulurmuş. Bir enayi aramış kendini. Bula bula bizim gebeş kaplumbağayı bulmuş.
hemen yanına sokulmuş. Bizim gebeş kaplumbağaya ne demiş? Kaplumbağa kardeş, sen çok iyisin, yakışıklısın, güzelsin demiş. Sonra amca? Sonra beni sırtına alsan da şu suyu geçiversek demiş. Pişşş demiş bizim gebeş kaplumbağa, hadi oradan. Sen kendine başka enayi ara. Sonra sırtını alıp suya girmiş. Bir de bakmış ki... Sana layık değil ama bizleri hatırlaman için. Sağ ol. Bana müsaade. Kalsaydın. Başka sefer inşallah. Eyvallah. Güle güle. Abbas'a seni istiyor İlyas. Ay ay gidelim. Duydum ki pazarlığı bozmuşsun. Kargalar haber getirdi İlyas Bey. Vurmamışsın Nuri'yi. Günleri şaşırmışım. Günleri mi? Günlerle bizim ne ilgimiz var? Adetimdir. Yalnız cuma günleri adam vururum, sevaptır. Ya. Bu cuma olacak mı? Kargaların herhalde haber getirir. Çok sabırsızlanma. Biz işimizi sessiz, temiz yapmayı severiz. İlyas Bey'i uğurla aslanım, selametle çıksın buradan. Ben her yerden selametle çıkarım. Sen ve sen. Hiç merak etmeyin. Bu it beni korkuttu. Nuri'yi temizleyin. Aynı gün akşama varmadan bunu da temizleyin. Başımıza bela olacak. Nuri nerede? Ahmet'le pazara çıktılar. Bir şey mi oldu? Bir şey yok. İneği ben taşıyayım baba. Büyüyünce sen taşırsın. Şimdilik ben seni taşıyayım. Gel bakayım ha. İlyas Bey. Kaybedecek vaktimiz yok. Bir an evvel eve girmeliyiz dostum. Yoksa onlar... Anladın mı şimdi? Hadi sallanmayın artık. Al karını çocuğunu git buradan. Hayır. Hayır İlyas Bey. Ben de senden kalacağım. Beraber çarpışacağız onlarla. Hazırlanın siz. Bana bak Nuri arkadaş. Hayatta herkesin bir görevi vardır. Senin görevin karın ve çocuğuna bakmak, onlara kötü gün göstermemektir. Benim de silahım var İlyas Bey. Ben de dövüşürüm.
Dövüşmek benim işim arkadaş. Hassasiyetin sırası değil. Gitmeyeceğim. Kalacağım. Beni zora mecbur etme. Hadi gidiyoruz. Sana emanet.